misiniz? Müsaade eder misiniz? Nakşibendi tarikatının en önde gelen kollarından olan ve önceki gün Avustralya'da geçirdiği kazada ölen İskenderpaşa cemaati şeyhi Esat Coşan, Türk siyaset tarihine damgasını vuran tarikat liderleri arasında yer aldı. Oğlumu bu tarafa geçirsinler diyorum, hep bu duvara gidiyorum. Şeyh efendiye gelir, eder ki hocam... Hastalığa karşı önlem olarak Avustralya'da cenazelerin iç organlarına el konması nedeniyle Türkiye'ye getirilmesinde problem çıkan Esat Coşan, Nakşibendi tarikatına üye Özal ailesinin de şeyhiydi. Şurayı açalım, şurayı bir zahmet verin. Lütfen açalım. Onlara her zaman gereken şeyi, gösterilmesi gereken saygıyı, sevgiyi göstermiştir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok. Bizim arzu ettiğimiz çerçeve... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenaze namazını bağlı olduğu tarikatın lideri olan Esat Coşan bizzat kıldırmıştı. Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal da Esat Coşan'ın şeyhi Zahit Kotku'nun Süleymaniye Camii'ndeki kabrinin yanına Bakanlar Kurulu'ndan özel kararname çıkarılarak defnedilmişti. Müşahat olarak görüyorum. Kitaplarda da bunun tasdikini gördüğünüz ve rahat inanıyoruz ama karşıdaki şahıs... Halen cenaze Sidney'de bekliyor. Nasıl olacak? Orada mı gömülecek, buraya mı gelecek meselesi bile daha yere bağlanmadı. Esat Coşan, Nakşibendi tarikatının kolu olan İskenderpaşa cemaatinin lideri Mehmet Zahit Kotku'nun kızıyla evlenerek tarikatta hızla yükseldi. Tarikat şeyhi kayınpederi ölünce de 1980 yılında onun yerine geçti. Karar verdim. Ve Hacı Bektaş Veli üzerinde çalışma ondan sonra başladı. Nakşibendi Şeyhi Esat Coşan'ın ölüm haberi üzerine Coşan'ın İstanbul Üsküdar'da bulunan evi bugün ziyaretçi akınına uğradı. Nazan girdi mi sen? Girdi efendim abi. Nerede? Nerede? Kardeşi Mithat Coşan, Nakşibendi Şeyhi Esat Coşan'ın yerine kimin geçeceğine yazdığı vasiyete göre karar vereceğini söyledi. Şu anda hiçbir bilgimiz yok o usta. Yani varsa belki vasiyet yazmıştır. Vasiyetinde çıkabilir. Defa Partisi'nin kurulmasında önemli rol oynayan Esat Coşan, Erbakan'ın 51 tarikat liderine verdiği tartışmalı iftar yemeğine özel VIP davetli olarak katıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Esat Coşan'ın babası Necati Coşan, Bulgurlu mahallesindeki eve bugün iki korumanın yardımıyla getirildi. Yani böyle bir organ çıkarması, işte her tarafını içini boşaltıp şey yapması olursa, böyle bu bizim hoşumuza gitmiyor. Yani hiç kimsenin de hoşuna gitmez herhalde. Böyle bir şey varsa tabii o zaman hiç gelmesi de uygun değil. Esat Coşan 1990'da tekkemizin dervişiydi. Mevki ve makam bakımından altımızda bir insandı dediği Erbakan'la bir süre sonra ters düştü. Özallarla Müslüman Demokrat Partisi'ni kurmaya çalıştı. Parti kuramayınca Refah Partisi'ne karşı İslami bir şura kurulmasını önerdi. Refah Partili dönemden sonra ANAP'a yakınlığıyla tanındı. Uzun süredir Avustralya'da bulunan Esat Coşan'ın hayatını kaybettiği kaza Dubbo kentinde meydana geldi. Yurt içi ve yurt dışında vaazlar veren Mahmut Esat Coşan, bulunduğu otomobile tırın çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Dünkü kazada hayatlarını kaybeden Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan ile damadı Profesör Doktor Ali Yücel Uyar'ın cenazeleri bugün Dubbo kentine uçakla Sydney kentine getirildi. Saat 18.30'da Sydney kentinde yoğun bir cemaat üyesinin eşliği altında cenazeler havalandan aldı. Bilim olduğunu gördük. Efendim sağlam bir bilim olduğunu gördük. Ve gelecek tasarımızın elhamdülillah. Esat Coşan'ın evine taziye için gelenler arasında Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak da vardı. Hayır, kendisini tanımıyordum ama önemli bir cemaate, bir camiaya, o camianın sevgisini, gönlünü kazanmış bir insan olarak bu mensup insanlara, bu camiaya mensup insanlara başsağlığı dilemeye geldim. 28 Şubat sürecinde Erbakan'ın mahkum olmasına neden olan 312. maddeden hakkında dava açılan Esat Coşan,
1997'de Avustralya'ya yerleşip bir daha da Türkiye'ye dönmedi. Tarikat üyeleri Avustralya'dan gerekli izni alıp onu Türkiye'ye getirmek ve Hafize Özal'la Yusuf Bozkurt Özal'ın gömüldüğü Süleymaniye Camii bahçesinde bulunan hocası Mehmet Zahit Korkun'un mezarı yanına defnedebilmek için yoğun çaba harcıyor. Namaz kılmamanın ayrıca abdest tarafta. Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Nakşi Tarikatı şeyhlerinden Profesör Doktor Esat Çoşan, Türkiye saatiyle 2.30'da yaşadığı Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza Sydney'in 500 kilometre batısındaki Dubbo kentinin girişinde meydana geldi. Bulunduğu aracın kamyona çarpması sonucu kazada ağır yaralanan Esat Çoşan, Dubbo kentinin hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yanında bulunanlardan damadı Ali Uyarel de hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. En son Melbourne'de bulunan Esat Roşan'ın Dubbo kentindeki dergahlarını ziyaret için yola çıktığı belirtildi. Roşan'ın ölümü İskenderpaşa dergahının web sayfasında da duyuruldu. Türkiye'nin tanınmış din adamlarından Profesör Doktor Esat Çoşan elin bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay Profesör Çoşan'ın bir süredir yaşadığı Avustralya'da meydana geldi. Çoşan'ın uzaklardan gelen vefat haberi Türkiye'de sevenlerini yasa boğdu. Bu acı haber canlı yayın konukları ve tüm ayrıntılarıyla bu akşam hafta sonu haberlerinde. Ve kaçırmak istemeyeceğiniz pek çok özel haber ve görüntüyle hafta sonu haberleri başlıyor. Profesör Mahmut Esat Çoşan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan damadı Ali Yücel Uyarel de can verdi. Esat Hoca'nın vefatı bütün ayrıntılarıyla canlı yayında hafta sonu haberlerinde. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Esat Çoşan Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen din adamları arasında yer alan Çoşan, Avustralya'nın Sydney şehri yakınlarında Türkiye saatiyle bu sabah 4 sıralarında kaza geçirdi. Çoşan'la birlikte aynı araçta bulunan damadı Ali Yücel Uyarel de olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmed-i Yesevi Hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başlattığı hizmeti... Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, Türkiye saatiyle bu sabaha karşı saat 4 sıralarında, Avustralya yerel saatiyle gündüz 12'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Esat Çoşan'la damadı Ali Yücel Uyarel'in de içinde bulunduğu araca, Sydney yakınlarında karşı yönden gelen bir tır sağ taraftan çarptı. Kazaya tır şoförünün direksiyon başında uyuması neden oldu. Kaza sırasında ön koltukta oturan Esat Çoşan ağır şekilde yaralandı. Griffith kasabasına giden Esat Çoşan'ın aracı kırsal bir bölgede kaza yaptığı için müdahale ve hastaneye götürülmesi sorun oldu. Araçta sıkışan Çoşan kazadan 15 dakika sonra hayatını kaybetti. Kazada Esat Çoşan'ın damadı Ali Yücel Uyarel de öldü. Bu arada aynı araçta bulunan Hüseyin Kara ve Cevdet Taşkın ağır yaralandı. Esat Çoşan'ın oğlu Nurettin Çoşan yarın Avustralya'ya gidecek. Çoşan'ın eşi, kızı ve torunları da Avustralya'da bulunuyor. Kötü haber Türkiye'ye çabuk ulaştı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın ölümü sevenlerini derin bir yasa boğdu. Çoşan'ın Küçükçamlıca'daki evinin önünde ve yıllarca ders verdiği İskenderpaşa Camii'nde gözyaşı vardı bugün. Acı haber Türkiye'ye çabuk ulaştı. İlk adres Çoşan'ın İstanbul Küçükçamlıca'daki eviydi. Çoşan ve damadı Uyarel'in ölüm haberi sevenlerini yıktı. Kötü haberi alan herkes gözyaşlarına boğuldu. Küçükçamlıca'daki evin önü gün boyu taziye trafiğine sahne oldu. Öğle namazına kadar geçen süre içerisinde sevenleri Çoşan için dua etti, Kur'an okudu. Bu arada her geçen dakika taziye trafiği yoğunlaştı. Çoşan ailesi bu kez taziyeleri aynı sokakta bulunan camide kabul etmeye başladılar. Ve hüznün hakim olduğu bir başka adres. Yani Profesör Esat Çoşan'ın yıllarca ders verdiği Fatih İskender Paşa Camii. İskenderpaşa Camii'nde de taziye trafiği gün boyu devam etti. Ziyarete gelenler arasında Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve Hüseyin Kansu da vardı.
Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Coşan 63 yıl süren yaşamında eğitimci kimliğiyle öne çıktı. Coşan özellikle son 5 yıl öncesine kadar ömrünü, yaşamını yoğun konferanslar vererek geçirdi. İşte Coşan'ın hayat hikayesi ve 63 yıla sığdırdıkları. Profesör Doktor Esat Coşan 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. 1950'de Vezneciler İlkokulu'nu, 1956'da da Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi'ne girdi. Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Orta Çağ Tarihi ile Türk İslam Sanatı sertifikaları aldı. ...1965 yılında 15. yüzyıl şairlerinden Hatipoğlu Muhammed ve eserleri konulu teziyle ilahiyat doktoru oldu. Askerliğini 1972-73 yılları arasında İstanbul Tuzla ve Ağrı Patnos'ta yedek subay olarak tamamladı. Coşan, Hacı Bektaşi Veli'nin makalatı konulu teziyle 1973 yılında ilahiyat doçenti unvanını aldı. Yine aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyeliğine atandı ve kürsü başkanlığını üstlendi. Esat Coşan yurt dışında çeşitli üniversitelerde de konuk öğretim üyeliklerinde bulundu. 1987'de kendi isteğiyle emekliye ayrılan Coşan, konferans, sohbet, yayın ve çeşitli kurumsal faaliyetlerle yoğun bir şekilde eğitim çalışmalarına başladı. Esat Coşan 1997'den itibaren Avustralya başta olmak üzere Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yoğun bir şekilde konferans veriyordu. Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi'nin damadı olan Profesör Doktor Esat Coşan evli ve 3 çocuk babasıydı. Sevgili seyirciler, onu yakından tanıyanlar Ali Rıza Temel ve Profesör Doktor Korkut Özal az sonra canlı yayında Profesör Coşan'ı anlatacaklar. Ama önce siyaset dünyasından tepkiler. Esat Coşan'ın ölümü siyaset dünyasında da üzüntüyle karşılandı. Fazilet Partisi lideri Recai Kutan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Coşan'ın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdiler bugün. Efendim muhterem Esat Coşan Bey'le benim yaklaşık 50 yıllık bir hukukum var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde talebe olduğum dönemde tanışıyor idik. Bir alim, bir fazıl, bir kamil zat idi. Kaybından dolayı fevkalade büyük üzüntü içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da Coşan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gerçekten de büyük bir mütefekkir ve fikir ve gönül insanıydı. Dolayısıyla derin teessürlerimi burada ifade etmek istiyorum. Büyük üzüntü duydum. Bütün ailesine sabır diliyorum. Allah gani gani rahmet etsin. Sevgili seyirciler, az önce de duyurmuştuk, onu yakından tanıyan iki isim. Sayın Korkut Özal ve Sayın Ali Rıza Temel şu an İstanbul stüdyomuzda canlı yayında Profesör Coşan'ı anlatacaklar. Hemen İstanbul'daki konuklarımıza dönüyorum. Sayın Özal, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Sayın Temel, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben hemen Sayın Özal'la başlamak istiyorum. Öncelikle ilk tepkiniz ne oldu bu acı haberi duyduğunuzda? Efendim ben sabah namazını hazırladım. Özal ailesinin İskender Paşa dergahı ile olan bağı, anne Hafize Özal'ın ölümünün ardından özel izinle Süleymaniye Camii'ne dergahın önceki şeyhi ve Coşan'ın kayınpederi Zahit Kotku'nun mezarının yanına gömülmesiyle belirginleşmişti. Korkut Özal da Esat Coşan'ın yakın dostlarındandı. Toplumun çok değer verdiği bir insandı, saydığı bir insandı. Gerek Türkiye'de gerek dışarıda.
yani büyük saygınlığı olduğu için siyaset insanlarının da şeyini yani teveccühünü alıyordu. Korkut Özal'a göre bu konuda konuşmak için henüz erken, ancak Coşan'ın yerini büyük olasılıkla oğlu Nurettin Coşan alacak. Yani oğlu var, çok iyi yetişmiş bir oğlu var. Bir şey söylemek bana düşmez çünkü bunlar böyle hani parmakla falan olmuyor. Bu bir gönül çizgisidir. Çok değerli bir evladı var. Burada okudu, Amerika'da okudu, yetişti. Halen yani yani ben çok da onu da takdir ediyorum. İlahiyat eğitimi aldı kendisi. Burada ilahiyat İmam Hatip menşelidir. Haber 20 devam ediyor. Kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Sağ olun efendim. Allah onun mekanını inşallah cennet etmiştir. Biz onun şehit olarak gittiğini de inançlarımızla birleştirerek inanıyoruz yani ki o şehit rütbesiyle gitti yani. Bu bir hoca talebe münasebetidir. Bireyseldir. Peki kim ben önce Amerika'dan ilk döndüğüm zaman 1957'de oradaki gördüklerimle İslam'ı yaşamam gerektiğine inandım eşimle. Sene 57. Elazığ'a bölge müdürü tayin edildim. Genel müdür de Süleyman Demirel. Bu 57'yi anlatıyorum. Bundan 43 sene evvel. Ve İslam'ı yaşamaya başladığım zaman gördüm ki bir eğitime ihtiyacım var. Çok şeyi bilmiyorum ve bazı şeyleri de eli ordamıyla olmuyor. Onun üzerine tanıdıklarıma sordum. Bunları ben en iyi nereden? Oradan Hoca Efendi'yi bulduk biz. Yani Mehmet Zahid Efendi. Kendisine Mehmet gittim. Zahid Kotku. Evet. Yani, Mehmet Zahid Esat Kotku. Esat Çoşan'dan önceki lideri. 60 senesinde kendisine gittim. Ben yılbaşıydı. O sene de çok önemli bir senedir Türkiye'de ihtilallerin olduğu yıl. Kendisine gittim. Ben dedim kendimi iyileştirmek istiyorum. Ahlakımı düzeltmek istiyorum. İyi bir Müslüman olmak istiyorum. O da bana bir ders verdi. Şunlara yaparsan, dedi. Devam edersen. Peki sizin Nakşibendi oluşunuz böyle. O zaman ailede ilk siz yani, mi? Yani Turgut Özal şimdi, sizden sonra mı abiniz? Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Biz tabii beraber olduğumuz zaman oldu. Türkiye'yi gezdiğimiz zaman oldu her yerdeki. Bir gün İstanbul'dan çıktı Hoca Efendi, Diyarbakır'a gitti. Oradaki kardeşleri ziyaret ettikten sonra ben o zaman Malatya'da annem oluyor. Anneme geldik evine. Annem yalnız o zaman öğretmen. Misafirleri bir odaya aldım. Annem de yemek hazırlıyor. Bana geldi dedi ki annem bunu altıncı isteyeceksin. Benim evime dedi bir hazine geldiğini söylüyor Kalim dedi. Aynen böyle. Evet. Hiç görmedi. Anne dedi nereden çıkarıyor? Bir göreyim dedi kim bu misafirler. Ve Hoca Efendi'yi görürüm işte bu dedi. Yani böyle bir ve böylece bütün aile ve sizin aracılığınızla girdi yani. Hayır benim aracılığımla değil. Yani herkes. Ondan sonra ama da ilk rahmetli abim yani, ve yapın. Yusuf aynı şekilde Hoca Efendi'nin şeyini aldılar. Peki sonra üçünüz de yani üç kardeş de Türkiye'de siyasetle ilişkiye girdiniz ve siyasete de çok önemli yerlere geldiniz. Daha oraya girmeden de siyasetle ilgiliydik. Ben mesela ondan Adnan Menderes'i 1950'de... Peki şunu soracağım net olarak. Evet. Nakşibendilikle siyaseti birbiriyle karıştırdınız mı? Ya da Nakşibendi oluşunuzu siyasette bir tırmanma vesilesi olarak kullandınız mı? Bir dakika isterseni söyleyeceğim. Hoca Efendi'ye bana adaylık teklif edince danıştım. Bunu kabul etmemem, mevzunda edip etmemem bir hizmet yeridir dedi. Kabul et dedi. Ancak dedi birleştirici ol. Bölücü olma. Herkesi kucakla, ülfet et. Yani bana verdiği tavsiyeler güzel devlet adamlığı ve siyaset adamlığı. Ve ben onlarla siyaset yaptım. Belki siz hatırlayabilirsiniz. Ben İçişleri Bakanlığı, tabii, Tarım Bakanlığı 7 sene siyaset yaptım. Hatta kamuoyu da beni bir yerde ayırdı. Çünkü onların bize söyledikleri bütün insanlara hizmeti esas alın. Particilik yapmayın, politika yapmayın. Yani filanın hoşuna yani gitsin. CHP-MSP koalisyonunun kurulmasının mimarlarından olduğunu daha sonra da MC hükümetleri içerisinde de Sayın yer aldınız. Sayın bana hala olan güveni oradan geliyor. Evet. Biz dümdüz insan olduk. Bizim bir politik ve bunu biz aldığımız derslerle öğrendik. Yani güzel insan olmayı, ben herkes güzel insanın yolunu peki, bulur. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bunu net olarak da cevap vermenizi isteyeceğim. Her tarikat böyle midir? Nakşibendi tarikatı genelde Türkiye'de kendisi de hoşgörünün temsilcisi olarak kendini takdim ediyor ama aynı zamanda hoşgörüyle de karşılanıyor. Başka çevreler, kendi dışındaki çevreler tarafından da. Her tarikat böyle midir? Her tarikatın tarikat siyasetle ilişkisinde... Çoğu bana sorarsanız tarikat değil. Bunların sanalları var, gerçekleri var. Bir de aslına uygun olanları var. Yani Nakşilik bugün yalnız Türkiye'de değil, dünyada aslını bozmamış. Çünkü öyle bir yol ki burada her şey gönülde cereyan ediyor. Dolayısıyla bunun sahtesini çıkarmak zor. Yani Nakşiliğin özellikle Gümüşhane tekkesini söylüyorum.
ki onu tesis eden büyük bir ilim adamı. Bu yolun insanları hem alim oluyorlar, yani dini alim oluyorlar, hem de arif oluyorlar. Allah'ı biliyorlar. Peki Nakşibendi evet. tarikatı ya da tarikat lideri Esat Coşan 28 Şubat öncesinde o çok eleştirilere ulaşan Sayın Erbakan'ın başbakanlıkta verdiği yemeğe katılmış mıydı, temsil edilmiş burada miydi? Yoktu o zaman, gitmedi de yani. Gitmedi, zaten o yemekte onu, yoktu evet. Yani hatta o yemek için mesela bir tavır değildi yapıldı, yani. Evet. Yanlış olduğu düşünüldü. Hı. Çünkü bunlar yani siyasette din unsuruyla, yani belki çok gelişmiş, açılmış bir toplumda kimse bunu yadırgamaz. Mesela Clinton böyle bir şey yapsaydı, ama Türkiye gibi daha değerlerin oturmadığı, kavramların karıştırıldığı bir yerde... Yanlıştır diyorsun ve yanlış olduğunu da düşünüyorum. Uyan fitneyi uyandırma diye niteleyen bile olmuştur. Yani bunun yapılmasını arif olanlar, arif olanlar anlıyorsunuz. Yani gönlü Allah'a dönmüş, arif billah olanlar... yanlış oldu demişlerdir bazı sözleri. Yani zaten belki katılmama nedeni evet. sadece belki bulunsaydı da burada katılmayacaktı o nedenle. Zannetmiyorum. Yani katılmayacağını düşünüyorum. Ben o yıllarda belki burada olup da gitmemiş. Gitmediğini biliyorum yani kesin katılmadım. Burada olup olmadığından emin değilim. Yalnız orada bir şey var. Bunu bilhassa söylemek istiyorum. Yani demin de sorduğunuz için belki yanlış kaldı. Bizim dini siyasallaştırmanın %100 karşısında olduğumuz bir yerdir. Yani tarikatların evet. hiçbiri ben de onu öğrenmek dinin istedim. Siyasallaşmasına razı olmamışlardır. Ama Türkiye'de çünkü, var. Ama başka siyasetçiler var. Siyaset yani bunu yani hiçbir yer istemiyor. Mesela siyasetçinin birisi demiştir hep benim emrime gelin ben hepinizin başıyım demiştir. Yani siyasi bir makamı bir dini makam haline dönüştürmeyi düşünmüştür. Bu kabul edilmemiş. Yani burada netice şunu söyleyeyim. Burası insanlarla, bireylerle uğraşan, onları güzel insanlar yapmak isteyen bir eğitim yoludur. Evet. Birdenbire gider. Yani bir siyasetle okulu hatta toplumsal bu hayatla hatta da, toplumsal hayatın düzenlenmesiyle de doğrudan bir ilgisi yoktur. Evet, daha değil, çok bireye yönelik değil. Bir siyasal hayatın diyor. Yalnız bu tarafa yansıyan kısımlarında güzellik olmasını ister. Çünkü bireyin iyi bir ortamda. İster ama orada müdahaleci bunun değildir. Bunun güzel bir deyimi var, sizin hoşunuza gidecek. Bu bakımdan biz bunu görünmeyen üniversite derler buna. Evet. Yani insanın gönül hayatının terbiye edildiği, eğitimden geçtiği ve orada hakikaten mükemmelleştiği bir üniversitedir ama ortada bunun ne sırası vardır, ne kürsüsü vardır. Gönülden gönüle akan değerlerle bir bakarsınız bir insan sultan olmuş. Evet. Yani Allah'ın yanında çok değerli bir insan. Peki, Esat Bey işte böyle bir insandır, onu da evet. söyleyeyim. 20 sene şeyin tedrisinde kaldı. Kayınpederiydi aynı zamanda. Ben o yıllar Ankara'da görev yapıyordum. Üniversitede hocaydım. Zahit Kotkun'un. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü olarak. Çok yakınlığımız oldu, komşuluğumuz. Evet. Sık sık gelirdi, ziyaret ederdi. Ve orada nasıl tekemmül ettiğini gözümle gördüm. Sayın yani, Özal, son evet. olarak şunu sormak istiyorum. Cenazesinin buraya getirileceği ya da Avustralya'da defnedileceği yolunda haberler var. Sizin bilginiz ne yönde? Getirilecek mi buraya? Getirilir seneden, getirilmez seneden. Olayı duyduğum gün... Ki çok erken bana haber verdiler. Yani bir iki saat içinde haber aldım. Taziye'ye gittim. Rahmetli'nin babası, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz insandır. Necati amca diye sevdiğimiz. Ondan sonra oğlu vardır Nurettin. Hı-hı. O da çok değerli bir insan. Onlara taziye vermeye gittiğimde bu mevzu geldi. Bir sürü faktörler çıktı. Konuşuldu yani orada ne yapılabilir. Avustralya'nın kuralları var. Buraya getirdiğiniz zaman burada da kendine göre kurallar var. Şu anda ben bir açıklık olduğunu zannetmiyorum. Henüz bazı, karar verilmedi. Yani bir karar evet. verilmedi. Fakat bugün yarın mesela bu akşam oğlu ve ailesi gidiyorlar. Gidiyorlar. Şey, belki orada evet, karar verecekler. Orada Süleymaniye herhalde, külliyesine mi eğer getirilirse defne? Onu bilemiyorum. Bu niyet biliyorsunuz devletin, evet. hükümetin tasarrufunda bir şeydir. Ama sizin ailenizin iki ferdi özel izinle şimdi onu da söyleyeyim. Bu çok konuşuldu. Yani orayı bilmem bilir misiniz Süleymaniye? Hala orada bayağı. Çok geniş evet. mezar yerleri var yani daha orası. Cumhuriyet kurulduğundan beri 4 kişi gömülmüş oraya. Yani talip de yok pek, öyle anlaşılıyor. Herhalde bir insan ciddi talip olsa. Çünkü oraya gömülmek istemek de bir ayrı şey. Yani herkes istemiyor. Mesela benim annem, abim kalp ameliyatı olurken bize Amerika'dan telefon etti. Annem bizimleydi, ben Cidde'deydim. Ben dedi ölürsem beni oraya gömün dedi. Abim böyle bir vasiyet etti. Evet. Ben onu söyleyince annem dedi ben de orada olmak isterdim. Orası güzel bir yerdi yani ziyaret ettiğimiz. Rahmetli Turgut Özal'ın vasiyeti oraya gömülmek zaman, önünde miydi? O 1987'de. Sonra değiştirdi mi? Onu da anlatayım.
Şimdi ondan sonra abim bunu söyledikten bir sene sonra annem vefat etti. Evet. Ve o zaman onun vasiyetidir diye Sayın Evren'e anlatmışlar. Çok olumlukla karşılamış. Nihayet evlatlar yetiştirmiş bir insan. Evet. Peki oraya gömülsün diye o da onaylamış. Ve oraya valide defnedildi. Şimdi ondan sonra abimi bir ölmesinden bir sene önce bir prostat ameliyatına götürdük. Ben de beraberdim. Hatırlattım bunu. Dedim abi böyle bir vasiyetim vardı. Ama o zaman iktidar değişmişti. Süleyman Demirel başbakandı. Ve onu köşkten indirme senaryoları konuluyordu. Çok üzüntülüydü. Turgut Özal'ı köşkten indirme senaryoları. Yani diri diri oraya gömüldüğünü düşünüyordu. Hiçbir şey yapılmıyordu. Tam o şartlar altında bir ameliyat oldu. Ben onun üzerine giderken ameliyattan evvel cuma dedim sen böyle bir vasiyetin vardı hala orada mısın? İki çocuğu da yanımdaydı Ahmet'le efendim. Dedi yahu Korkut ben gene isterim ama bu kararnameyi siyasi bir mevzu haline getirirler. Onun için siz, o Menderes'in yerini de şimdiki anıt mezarı o kendisi yaptırmıştı. Ben onun civarında bir yere gömersiniz diye vasiyet etti. Evet. Bu iş böyle oldu. Böyle Yusuf'a gelince Yusuf bizim ailemizin en küçüğü. Fakat hakikaten belki tanıma imkanımız oldu. Ben tanıyorum hemen. En iyimizdi diyelim. Yani yetişmesi, bilgileri, samimiyeti. O kendisi vefat edeceğini anlayınca Ankara'da düşünmüş. Orada Bağlum vardır böyle bir yer. Biz de o zaman dedik ki ya madem Bağlum istiyorsun bir teşebbüs yapalım hükümete. Allah razı olsun. Olgun karşıladılar. Ve annesinin yanına koyduk. Ve ben bunları yani normal karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir insanın hayatında böyle bir imkan varsa bir yani bunu, orada yer de varsa diyorsunuz ki var imkan diyorsunuz. Da var talep de var peki. Yani çok böyle bunu yorumlamaya gitmeyi insanların arasında güzel ilişkiler tesis etmek isteyen bir insan olarak ben hep sevsinler diyorum insanlar birbirine. Peki. Çok teşekkürler Sayın Özal katıldığınız için. Ben de işte Avustralya'dan gelen acı haber İstanbul'a çabuk ulaştı. Ölüm haberiyle birlikte Profesör Doktor Esat Coşan'ın evi ziyaretçi akınına uğradı. Coşan'ın Küçük Çamlıca'daki evi ile İskenderpaşa Camii'nde bugün de yoğun bir taziye trafiği yaşandı. Siyaset ilişkisi bir kez daha Türkiye gündeminin odağına yerleşti. Nakşibendi tarikatı lideri Esat Coşan'ın ölümüyle. Avustralya'da hayatını kaybeden Esat Coşan'ın Türkiye'ye getirilerek Süleymaniye Camii'nin bahçesine gömülebilmesi için hükümet devreye girdi. Tam tabiriyle jet hızıyla bir kararname hazırlandı. Esat Coşan ve aynı kazada hayatını kaybeden damadının Süleymaniye'ye defni için. Doktor Ali Yücel Uyarel'in cenazeleri Sidney'deki Lakemba Camii'nde yıkandıktan sonra cenaze namazı için Auburn semtindeki Gelibolu Camii'ne götürüldü. Cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Esat Coşan Hoca'nın yakınları ve sevenleri cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Allahu Ekber. Cenaze namazı kılındıktan sonra cenazeler tekbirlerle havaalanına doğru yola çıkarıldı. Bu arada Esat Coşan Hoca'ya otopsi yapılmadan Türkiye'ye götürüleceği açıklandı. Hocamızın Esat Coşan'ın kayınpederi Mehmet Zahit Kotku'nun mezarı da bulunuyor. Onun biraz ilerisinde ise 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın annesi Hafize Özal'ın mezarı da var. Ve kısa bir süre önce vefat eden Yusuf Bozkurt Özal'ın mezarı da yine aynı yerde Süleymaniye Camisi'nin avlusunda yer alıyor. Esat Coşan sahibi olduğumuz bir yerde orası. Biz orada sığıntı değildik, işin içindeydik. Tepeden tırnağa kadar asıl sahibiyiz belki. Aleyhimize bir takım olaylar gelişti. Sonradan dozajlar daha da artınca biz de tabii böyle olmaması lazım dedik. O da 1990 yılındadır. Sonradan onlar tarafından dışlanma faaliyeti ortaya çıkınca iş bu noktaya geldi. Peki Coşan Refah Partisi'ne başkanlık etmeyi düşünmüş müydü? Bir partinin başkanlığı aklımızın köşesinden geçmiyordu. Bizim öyle bir düşüncemiz yoktu. Zaten o partinin başkanı da tekkemizin dervişiydi. Netice itibariyle mevki makam bakımından altımızda bir insandı. Hoca ile talebesinin mücadelesi söz konusu değildir. Cenazeler havalimanının aksine tekbir sesleri altında açılışını Esat Coşan'ın yaptığı hastanenin morguna konuldu. Ailesi kararnamenin veto edilmesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.
Zira Esat Coşan'ın ve damadının gömülmesi için ne alternatif bir yer düşünülmüştü ne de Sezer'in bu kararnameyi onaylamayacağı. Yine gömülmesine ilişkin kararnameyi veto etti. Ecevit tepkisini Sayın Cumhurbaşkanı daha önce aynı nitelikte 6 kararnameyi imzalamıştı sözleriyle gösterdi. Sezer eleştirilere yanıt verdi. Bir dakika önce elimize bir basın duyurusu ulaştırıldı. Bu Nurettin Coşan'a ait. Esat Coşan'ın oğlu Nurettin Coşan'a ait. Bu not önemli. Neden önemli? Çünkü Nurettin Coşan'ın ismi cemaat üyeleri arasında Esat Coşan'dan sonra gelecek lider olarak geçiyor. Ve ben bu iki cümlelik notu aynen okuyorum. Ben ani bir sınav için Avustralya'ya gittim. Dönüşte de sevenlerine, gönül dostlarına ve yarenlerine babam Esat Coşan'ı hediye olarak getirdim. Saynur şu anda burada. Saygıyla karşılıyoruz. Ancak şu gerçek de var. Sayın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer daha önce aynı nitelikte 5 kararnameyi imzalamıştır. Ve onların birlik istedikleri yerlerde defnedilmelerini sağlamıştır. Fakat bu konuda bugünkü bu sayın rahmetli Profesör Esat Coşan'la ilgili kararnameyi imzalamıştır. Ecevit bundan sonra tepki gösterdi. Yani bu ilk defa yapılan bir uygulama değil. Daha önce yüzlerce defa yapılmış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunlardan 6'sını onaylamış. Çelişkili mi davrandı size göre? Profesör Esat Coşan'ın eşi Muhterem Coşan son derece bitkin görünüyor. Ve oğlu Nurettin Coşan, kızı Hümeyra Coşan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişilik grup Dubai üzerinden Türkiye'ye uçakla geldi. Coşan'ın ailesi havaalanı çıkışında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Önce 6 defa bu tür kararname imzalanmıştı. Yanıt Ecevit'ten geldi. Yıllardan beri bu konuda kararnameler imzalanmıştır. İskenderpaşa cemaat lideri Esat Coşan ve damadı